da Roma döneminde geliştirilen tedavi sanatı Avrupa'da neredeyse unutulmuştu. Doktor ya da hastaneler yoktu. Sadece kıt bilgileriyle dolaşan gezgin berberler vardı. Aynı dönemde dünyanın diğer ucunda tıp ilmi gelişiyordu. İngiltere, milattan sonra 1021. İleri geri, yukarı ve aşağı, sola ve sağa 100 yıldan fazla gezinmekte. Ama kasabanız dışında hiçbir yerde bu kadar çok güzel kızın olduğu bir kalabalığı görme zevkini tatmadım. Ralph Dovender isimli bu güzel köyünüzde. Burayı özellikle çok seviyorum çünkü en iyi piliçleri burada buluyorum. Bayanlar baylar, kırık kemiklerden, çenelerdeki azap yüklü çürük dişlere, işe yaramaz uzuvlardan, sırttaki çıbanlara, oradan akciğer iltihaplarına kadar. Şeytanın biz fakir Hristiyanlara saldığı büyülü hastalıklarının bir önemi yok. Çünkü tedavileri sadece bende. Evet, tedavileri sadece bende var. Tamam, evet, hadi. Beni duydunuz. Şimdi tedavi olmak isteyen içeri gelsin. Dur dedim. Yüce İsa, bizi ve bu fakir çocuklarını koru. Sevgili Rob'umun kendinden büyük çocuklardan dayak yemesine engel ol. Oğlum Samuel'in parmağıyla sümüğünü çıkarıp masamı kirletmesine engel ol. Bir de küçük yeğenimin ağzına bir parça ekmek koymadan önce duamı bitirmemi beklemesini sağla. Sabah ol. Amin. Amin. Anne? Yok bir şey. Anne. Anne. Yüce Tanrım, bunu bir son ver. Anne.
Anne. Fahişenin canı cehenneme. Bu gübre çukurunda yaşayan bir mızmız fahişenin derdinden bana ne? Evine dön, yarına dek ölmezse yine gelirsin. Vagonumu terk et hemen. Kutsal yağla bu günahkar kalbi temizliyorum. Cennetteki babamız, oğul ve kutsal ruh adına. Amin. Amin. Çabuk. Anne. Seni iyileştirmesi için şifacıyı getirdim. O burada ne arıyor? Onu ele geçirmiş. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bu kadının hastalığı için Tanrı'ya yakarmaktan başka çare yok. Bunun dışında her şey büyücülüktür. Amin peder. Söyleyeceklerimin hepsini ağzımdan aldın. Hayır şifacı lütfen. Burada kilisenin otoritesine karşı gelecek biri var mı acaba? Peder, ben gelmem. Yüce Tanrı İsa Mesih, bu üç çocuğa merhamet et. Annemizi bize geri ver. Ona sizden fazla ihtiyacımız var. Lütfen İsa Mesih, lütfen Tanrım. Evet, artık ölen öldü, kalanlar için bir şeyler yapmalıyız. Bunları adil bir şekilde dağıtmamız lazım. Kapkacakları en küçük çocuğu alanın olur. İki küçüğü biz alabiliriz. Ahırda kalabilirler peder. İkisini alabiliyorsanız bu neden üç olmasın? En büyükleri kocaman olmuş. Onun aç karnını doyuramayız. Ağlama Samuel. Sen de el. Annemiz her zaman bizimle. Gidelim. Hadi. Yürüyün, yürüyün. Yürü, yürü. Yürü. Bunları da ben kutsal yağ ödenen para için alıyorum. Ben nereye Hadi. Gideceğim? Sana yol göstermesi için Tanrı'ya dua et. Atlardan anlarım. Kalbim senin için kan ağlıyor. De! Kim var orada? Göster kendini. Yoksa üçümüz gelir seni parçalara ayırırız. Oraya nasıl girdin? Daha hızlı bir ata ihtiyacınız var. İn oradan. Lütfen sadece bu Hayır. gece. Hayır. Hadi pis poponu kaldır hemen. Lütfen. Hayır. Onu kurtarabilir miydin şifacı? Mide ağrısının tedavisi yoktur.
Anneniz hala hayatta mı? Hayır. Beni doğururken öldü. Aileniz var mı? Yok. Peki yalnız hissedince kiminle konuşuyorsun? Ben konuşmam. Uyurum. Şu an olduğu gibi. Şimdi kapa çeneni. Kaç para bu? Evet, buyurun. Güven de istiyorum. Evet. Bayanlar, baylar, bu gözlerle Tanrı'nın görmemiz için dünyaya koyduğu her şeyi gördüm. Bu hayatta hiç kimsenin tanık olmaması gereken pek çok şeyle birlikte. Bu sayede bugün burada karşınıza geçip bunu söyleyebiliyorum. Ah, kollarını koparacağım. Sonra da seni öldüreceğim. Ben sadece pansuman yapıyordum. Etherweller dışında hiçbir yerde bu kadar çok güzel kızı bir arada görmedim. Öylesine güzel kızlarla dolu bir kalabalığı sadece güzel Etherweller'da gördüm. Burnunuz kırılmış. 3 peniye hemen tedavi edebilirim. Köy pazarında bizi görmeye gelin. En güzel kızlar Etherweller'da. Bunu zaten söylemiştim. Ha, kapa çeneni. Hokkabazım geldi. Onu bir kuyunun dibinde bulmuştum. Hop hop. Gösterimiz ücretsizdir. Tedaviler de neredeyse öyle sayılır. Sen hangi cehennemdeydin? Ev ziyareti. Her sabah bir kaşık dolusu böbrek tozu. Bütün böbrek sorunlarınızı halleder. Bunamaya karşı... Boynunuza bunu dolayın. Bu kurutulmuş ibibik dilidir. Bu da benim en özel iksirim. Bu bitkileri dolunayda ellerimle topladım. Bu dünyaya yeni yavrular getirmesine engel olur çocuk sizin olsa da olmasa da. Bu büyücülüğü. Kes sesini. Gelin tedavi olun. Genç şifacı yapsa olmaz mı? Burada genç şifacı yok. Sadece uzman bir ustanın önemsiz bir çırağı var. Görünüşümü beğenmiyorsan süpürgenden düşmemeye özen göstermeliydin. Sıradaki kim? İyi geceler delikanlı. İyi geceler. Nasıldı? Aşık oldum. Sen de fahişelerle olmalısın evlat. Çok daha stresli. Başkalarının eşleri ve kızlarından iyi. Ha Rob. Yardım edeyim mi ihtiyar? Buna cüret etme. Olamaz. Lanet olsun. İçeride ne olduğunu düşündün mü hiç? Burada. Et, kan, kemik. Ve tabii varsa ruh. Ya burada? Yine et, yine kan. Peki karın ağrısı kötü kandan mı gelir? Kışımdan gelse bile umurumda değil. Tedavi edemem. Bundan para kazanamam. İçeride ne olduğunu hiç merak etmedin mi yani? Hiç bakmadın mı? Kahvaltıdan sonra seni kesip bakarım. Hayır, demek istediğim ölülere bakabilirdin. Bu konuyu bir daha açmayacaksın. Asla.
Kilise büyücülere ne yapar biliyor musun? Kazığa bağlayıp yakarlar. Bu karın ağrısı konusunu kapat artık. Anneni geri getirmeyecek. Tek kelime etmeyeceksin. Asla. Kerpeten. Ağzını aç. Işık gerek. Onu sıkı tut. Zeytin Dağı'ndaki kutsal toprak. Bal likörüyle karıştır ve bir nefeste iç. Nasıl işlediğini unuttun mu genç adam? Sana hatırlatayım. İşte böyle evlat. Öyle. Dişini çektiğin çiftçi. Ölüm onu almaya geliyor. Ölüm hepimiz için gelecek evlat. Hayır. Bunu hissettim. Ölümü hissediyor musun? Evet. Saçmalık. Ölüm onu bir diş için rahatsız etmez. Çırağın bazı şeyleri görebildiğini sanıyor. Sahi mi? Kocam savaştan ne zaman dönecek peki? Savaştan mı? Umarım yakın zamanda dönmez. Bu yıl hasat nasıl olacak evlat? Ha işte onlar. İblisler. Hey siz! Katiller. Bize bazı cevaplar vermelisiniz. Zavallı adam sabah çalışmak için tarlaya gitmişti. Sonra ağrıyan dişinin tedavisi için size gelmişti. Akşama gerçek doğru bu. Da son nefesini verdi. Kaç buradan. Siz bu zavallıyı cadılıkla büyülediniz. Git buradan. Bununla Tanrı'ya karşı gelmiş oldunuz. Kız kardeşime bir koca borçlusunuz. Senin kadar çirkinse yakalayın bu onu. Biraz zor olabilir. Yakalayın. Sanırım bir 100 yıl daha yaşayacaksın. Sana kaçmanı söylemiştim. Yarın çatıya başlayacağım. Sonra... İyileşeceksin. Açlıktan ölmezsek gitmelisin. Seni kurtlara mı bırakayım? Kilise civarında dinlenebilirim her zaman. Tabii. Yakışları? Kargalara güzel bir öğün olurum. En azından bu sefil hayatım son bulmuş olur. Dünya da böylece büyük bir şifacıyı kaybetmiş olur. Dinlemiyorsun evlat. Bir diş kerpetini bile tutamıyorum. Senin için ben tutarım. Bunca yıldır seni izliyorum. Bulutları da izliyorsun. Yağmur yağdıracaksın anlamına gelmez. Çok korkunç şeyler gördüm. Hiç kimsenin tanık olmaması gereken şeyler. Çirkin devler gördüm. Aç gözlü cüceler. Daha geçen gün ateş püskürten bir ejderha ile çıplak ellerimle dövüştüm. Ama asla hiçbir yerde böylesine güzel kızlarla dolu bir kalabalığı karşımda bulmadım.
Bu karınızın dünyaya daha fazla çocuk getirmesini durdurur. Meryem ana, bana kim merhamet. Kim iyileşmek istiyor? Beni kendi korkularıma kirlenmekten korkuyorum. Harikalar evinden içeri girin. Buyurun. Delikanlıyı masaya yatır. Kemik testeresi. Oo, kemik testeresi. Parmakların evet. Hepsi kesilmeli. Parmaklar. Ayağını kaybedecek. Evet. Pekala. Bunu ağzına koy genç adam. Sıkıca ısıracaksın. Demir. Demir? Ha, demir. Demirden bahsediyoruz. Kızdı mı? Çırağınız bu işi kaç kez yaptı? Evet. Binlerce kez. Kapa çeneni. Nefesini topla. Ve işini yap. Seri olmalısın. İşi bitene kadar ara verme. Bak Meryem ana. Oh, oh vay canına. Bu ilk amputasyonum. Benim de. Bu iksirin adı ne? Kutsal bakirenin gözyaşları. Bunları Kudüs'te bir rahipten alabilirim. Bir süre önce tapınmayı bıraktı. Karıştırmaya devam et. Isırılmış. Unutma evlat, tedavi ne kadar ağrılı olursa şifacıya o kadar saygı duyarlar. Sıradaki. Bana bırak. Ben yapayım. Biraz pratiğe ihtiyacım var. Çocuklarını sakat bırakıyor. Dikkat edin, bir hırsız olduğu söyleniyor. Cinsel organlarını kesiyorlar. Çadırların arkasında. Benim de gözlerim oyacaklar. Ne olmuş? Bundan daha kör olamazsın. Nasıl yaptın? Benim ustam sırlarını kendine saklar. Ben de bir şifacıyım. Yani berber. Mükemmel. Saçımı biraz kestirmem gerekiyordu. Neyse. Herhangi bir söz veremem. Bu çok zorlu bir ameliyat. Ücret 30 peni ve peşin. 30 peni mi? Bu düpedüz soygun. Asla. Lütfen. Rob! Elinden geleni yap. Odun ne senin? Rob. Ya sizinki? Ben Benjamin. Bu Yese. Hristiyan mısın Rob? Evet. Sizin sünnet olmadığınız doğru mu? Bizim tanrımız bunu yapmamızı istemiyor.
topraktan bize ekmeği getiren evrenin tek sahibi, o tektir. Bizim kutsal tanrımızdır. Ekmeği yediğin zaman konuşabilirsin. Neden sargıları sen çıkarmıyorsun? Ben mi? Şifacılar bandaj çıkarmayı bilir, değil mi? Rob, sen misin? Evet, benim. Gözlerini hemen açmayacaksın. Önce terini silmelisin. Görebiliyor musun? Bir çocuk gibi. Şimdi biraz dinlenmesi gerek. Lan seni her gene... Güzel. Şimdi parmağını oraya koy. Tam buraya, parmağını buraya yerleştir. Evet. Ustamın gözlerine ne yaptın? Bunu nereden öğrendin? İsfahan denen bir yerde. İsfahan. Londra'nın uzağında bir yerde. Londra'nın uzağında mı dedi? Bu ciddi olamaz. İşte. Nedir bu? Dünya. Bak. Dünya mı? Biz tam buradayız. Burası Londra. Burası da İsfahan. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi doktoru orada ders veriyor. İbn Sina. Bu dünyada hiç kimse onun sahip olduğu bilgelikle kıyaslanamaz. İbn Sina. İbn Sina. Karın ağrısı, onu da tedavi edebilir mi? İbn Sina birçok hastalığı tedavi edebilir. Oraya gitmem ne kadar zaman alır? Bir yıldan fazla. Önce İngiltere'nin güney sahiline inmelisin. Sonra manşa aşıp Fransa'yı yürüyerek geçeceksin. Oradan da Afrika kıyılarına giden bir tekneye binersin. Sonra Mısır'a varmış olursun. Ve orada öldürüleceksin. Neden? Buradan itibaren İslam dünyası başlar. Arabistan, İran. Ama bu topraklar Hristiyanlara yasaktır. Sadece biz Yahudilere müsamaha ederler. Taziyelerimi kabul et. Yanlış Tanrı'ya tapıyorsunuz. Dünyanın bu kadar güzel olduğunu hatırlamıyorum. Ben adamları alırım, sen de kadınları al. Kazancı aramızda paylaşırız. Üçte birini sen alırsın, ben de üçte ikisini. Hayır. Hey, beşte ikisi senin, beşte üçü de benim. Hayır. Bu fazla karmaşık. Yahudi'ye göre İbn Sina cüzzamı, tüberkülozu ve tifoyu tedavi edebiliyormuş. Kaç paraya? Bilmiyorum. Hastalarını tedavi ettiği kocaman bir sarayı varmış. Ve hepsi iyileşene kadar oradan çıkmıyormuş. Ne kadar para alıyormuş peki? Ve öğrencilerine ders verdiği medrese denilen bir sarayı daha varmış. İki sarayı mı varmış? Evet. Oraya gidip ders almak istiyorum. İki sarayı olan bir şifacı. Hayır. Ben hekim olmak istiyorum. Müslümanlar şifacılarını...
Hekim diyorlar. Ne dedikleri umurumda değil. O Yahudi seni masallarla kandırıyor. Biz de doğuya gitmeliyiz. Biz mi? Evet. Doğuya ha? İkimiz de orada mükemmel şifacılar olacağız. Ve hastalarımızı daha iyi tedavi edeceğiz. Bu senin payın. Uyan artık sayın hekim. Rob. 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 Lanet olsun, ne yapıyorsun sen? Sil tedavi ederek yaşamak istemiyorum. Çürük dişleri çekmek ve at sidiğini mucizevi tonik olarak satmak istemiyorum. Ben katarak tedavisini öğrenmek istiyorum. Karın ağrısını ve bütün o hastalıkları iyi etmeyi öğrenmek istiyorum. Bana çaresi yok demiştin ama yine görebiliyorsun işte. Bilmediğin birçok şey var bence. Büyük. Evet. Orası Dover. Tekne bulmak için en iyi yer. Şimdi in arabamdan. Neyi bekliyorsun? Git boğul. Deniz canlılarına yem ol. Neden umrumda olsun? Şunu al. Git artık fare. Yok ol. Deniz canavarlarının beni yutmasına izin verme. Haydutlar boğazımı kesmesin, kurtlara yem olmayayım. Açlıktan ölmeme, karanlık ormanlarda, soğuk dağlarda kaybolmama izin verme. Ve lütfen İsa beni bağışlasın. Kaderime karşı gelip ruhumu bu günahla kirlettiğim için. Sana ve kullarına hizmet etmemi sağla. Sırayla bir şey geçin denize. Teker 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 teker.
Tamam bak işte aldım buraya, burada istiyorum. Tamam. Hadi. Tamam tamam. İsfahan'a gidecek kervan 4 gün sonra kalkıyor. Gitmeden önce seni kardeşimle tanıştırayım. Çok güzel Yahudi cübbeleri satar. Sana iyi fiyat verir. Şalom. Şalom. İsfahan'a ne kadar yolumuz var? 2 ay. Sadece 2 ay mı? Bu yeterli Yahudi. Gün doğmadan bunların suyla dolduğuna emin ol. Okumayı bırak be, yat uyu. Boşa yağ harcıyorsun. Bu kız kitap okumaya takmış. Bir afyon içici gibi bağımlı. Onu İran'a götürmek için iyi para almış olmalısın. Fazlasıyla iyi. İspanyol zengin bir adam karşılıyor. Böyle yapacaksın. Kalbe yakın olmalı. Adın ne senin? Yesi. Baban kim? Benjamin. İngiltere'de Yahudiler nasıl dua eder bilmem Benjamin oğlu Yesi. Ama burada kurallara uyarız, tamam mı? Tamam. Dayak, bak. Selçuklular. Kim onlar? Kuzeyli göçebe kabileler. Acımasız atlı savaşçılar. Bu topraklara adım adım dolaşır, gittikleri her yeri kan gölüne çevirirler. Sanki ibadet eder gibiler. Hangi hırsız bu değerli şeyleri geride bırakır? Allah'ın onları kafirleri cezalandırmak için seçtiğine inanırlar.
gösterişten ve zevkten aynı ölçüde hoşlanmazlar. Baba, baba lütfen uyan. Baba. Şşş, korkma. Onu yanımıza almalıyız. Benim devemde hiç yer yok. Senin devem bile yok. Tahtırevanımda yerim var. Bağışlayın ama bu üstünüze vazife değil. Ben de vazifem kabul ediyorum. Kız nasıl? Uyuyor. Ona su içirmeyi unutmayın. Ateş hakkında bu kadar şeyi nereden biliyorsun? İngiltere'deyken şifacıydım. Şifacı mı? İngiliz, geriden yürü. Yoksa çölün sana göre olmadığını mı düşünüyorsun? Yese, Yese. Gel. Küçük kız. Durumu kötüleşti. Soğuktan titriyordu. Şimdi ise ateş gibi yanıyor. Ateşini düşürmek zorundayız. Hiç suyunuz var mı? Alaaddin dumanlar içindeki bu lambadan ürkmeye başladı. Dumanın içinden araba tekeri büyüklüğündeki gözleriyle dev bir yaratık belirdi. Kimsin sen? Diye sordu Alaaddin. Ben bir cinim, hizmetinizdeyim dedi. Dileyin benden ne dilerseniz. Sonra ne oldu? Cin Alaaddin'in dileklerini yerine getirdi. Onu çok zengin bir adam yaptı. Ve sultanın kızıyla evlenmesinde yardım etti. Keşke benim de öyle bir lambam olsa. Benim en sevdiğim hikaye denizci Simbad'tır. Seyahatleri boyunca yamyamlarla... Devlerle karşılaşır ama hiçbirinden korkmaz. Bunların hepsi bu kitabın içinde mi? Evet, ve fazlası var. Bu şimdiye kadar gördüğüm... en güzel şey. Ona artık ben bakabilirim. Uzakta ne yapıyorsun şifacı? Dünyanın en iyi doktorundan ders almaya gidiyorum. Geldiğim yerde bütün çocuklar tüccar ya da haham olmak ister. Ben insanlara yardım etmek istiyorum. Bunu görebiliyorum. Seni İsfahan'a getiren ne? Bir iş anlaşması. Ne tür bir anlaşma bu? Kon fırtınası geliyor. Hey İngiliz! İngiliz! Çabuk olun! Develeri birbirine bağlı! Ben bulurum.
Rebecca! Rebecca! Gücünü tüketme. Hepsi öldü. Yürümeye devam et. Devam et. Bizi kötülükten koru. Cennetteki Efendimiz Yüce Tanrım. Gücün her şeye yeter. Amin. Kimsin sen?
adam sizinle konuşmak istiyor. Sizin göreviniz dilencileri bu kapıdan uzak tutmak, odama getirmek değil. Aa, lütfen efendim. Ben dilenci değilim. Büyük hekim İbn Sina'dan ders almaya geldim. Anlıyorum. O halde bilim cemiyetlerinin entelektüel niteliğinizi öven, sizi insanlığın büyük umudu olarak niteleyen tavsiye mektuplarınız yanınızdadır. Değil, hayır. Bu durumda olağanüstü zengin biri olmalısınız. Kütüphanemiz için ek bina yapmaya hazır biri. Hayır, sadece bir kese kumum var. O halde sizi niçin buraya alayım? İhtiyacımız olan son şey yeni bir fakir, çaresiz Yahudi. Dışarı atın. Hayır, ve dersini verin. Lütfen. Hayır, lütfen. Buraya dünyanın öbür ucundan geldim, lütfen. Defol. Defol. Git. Aşağılık herif. Elini süremezsin. Neden hiç acı hissetmiyorum? Yaralarını uyuşturduk. Acısız bir şekilde birbirine dikebilmek için. Nasıl? Haşhaş tohumu merhemiyle. Haşhaş tohumu merhemi. Biz burada asırlardır kullanıyoruz. Senin ülkende ne kullanıyorlar? Likör. Bolca likör. Sanki diğer hastalarıma göre tıpla daha ilgilisin. İbn Sina'nın öğrencisi olmak için geldim. Onu nereden tanıyorsun? Bana dünyanın en büyük doktoru olduğu söylendi. Hayır, o kadar büyük değil. Oldukça sıradan biri sayılır. Onu tanıyor musun? Her gün bir parça daha. Benim için onunla konuşur musun? Şimdi dinlen. Yahudi, Yahudi, uyan. Dersin başlamak üzere. Sınıfta sana bir yer ayarlanması için hocayı kandırdın ama beni kandıramazsın. Kabul edildin mi? Gözlerim sabırlıdır. Buradan gidişini görmek için bekliyor. Ah, Allah aşkına, yine mi bir Yahudi? Çalışkan bir Yahudi, tembel, gevese, torpilli bir İranlıdan iyidir. Kime bulaştığına dikkat et Mirdin. Babam bu kütüphaneye 30 ansiklopedi bağışladı ve ben hiçbirine ulaşamamanı sağlayabilirim. Kerim, Mirdin, umarım bu ateşli tartışmanız bilimin ilerlemesi adınadır. Evet efendim. Dünyanın diğer ucundan gelen yeni arkadaşımızın kafası nasıl? Çok daha iyi efendim. Çok teşekkür ederim. Ah, gençliğine dua et. Hiçbir hekimin yapamayacağı mucizeler yaratır. Hayır, demek istediğim benden İbn Sina'ya bahsettiğiniz için. Bu hayal ettiğinden çok daha kolaydı. Dün bir şey keşfettim. Bu İbn Sina'nın hastalara enstrüman çalan talebeler, dinlenmelerine müzikte katkı yapanlar. Bunu bugün aramızda biraz konuşalım istiyorum. Amacım bunu iyileştirme sürecinde kullanmak. Son fizik dersimizi hatırlayın. Sesi tartışmıştık. Armoniden ve tınıdan bahsetmiştik. Evinizde bir yabancının kalması sorun olmaz mı? Asıl bir öğrencinin sokakta kalmasına izin verirsen beni reddederler. Bu Yakup, bu da Sera. Merhaba. Yese, bizi duanla onurlandır lütfen. Evet, elbette.
Tanrım, verdiğin buğday için minnettarız ve sana şükrediyoruz. Bize verdiğin buğday toprakta kendiliğinden büyüyor, orada yetişiyor ve sonunda ekmeğimiz oluyor. Böylece biz ekmek yiyenlerin bir sürü ekmeği oluyor. İngiltere'de böyle mi söylüyorsunuz? Hey. İşte bu, evet. Suçlular. Ne? Onlara fazla acımamalısın. Neden? Ne yapmışlar? Yobazlar. Şahımızın Allah'ın kurallarını çiğnediğine inanıyorlar. İnançlarımıza gösterdiği hoşgörü, bilime ve sanata verdiği destek onların gözünde ölümcül günahlar. Bu kadar acımasız bir muameleyi hak ediyorlar mı? Yese, bu insanlar başa geçerse medrese kapatılır ve biz Yahudiler şehirden sürülürüz. O yüzden Şah'a şükran duymalıyız. Tam zamanında geldin Karim. Sorun ne? Baban çok çalışman için ansiklopedi bağışının yetmediğini mi anladı? Biri vaktinde yatmıyorsa asla saatinde sınıfta olamaz. Utanmalısın Karim. Gerçek Müslüman şaraptan ve kötü arkadaşlardan uzak durur. Gerçek bir Müslüman sadece hademe olabilmiş bir öğrencinin tavsiyelerini dinlemez. Varlık varoluşa bağlıdır. Varoluş varlığın bir sonucu değildir. Ama sonuncusu olmazsa olmasıdır. Söylediklerinin birini bile anlayabildin mi? Daha değil. Aristo, biz hastalıkları değil, hastalıklara yakalananları tedavi etmeye çalışırız. İyi günler bayım. Benim adım İbn Sina. Bunlar da benim öğrencilerim. İzin verirseniz sizi iyileştirmek istiyoruz. Adınız ne? Adım Ebu Kasem. Burada olmak benim için onurdur. İbn Sina kulak enfeksiyonları ile ilgili rapor istiyor. Elinde böyle bir kitap var mı? Orada. Teşekkür ederim. Kulak enfeksiyonları olan hangisi? Hepsi. Baylar, bu gaz yağıdır. Bu da temizlemek için sirke. Temizlenmek için. Bu buz küpleri hastaların ateşini düşürmekte kullanılır. Evet beyler. Fikri olan? Hadi söyle. Buz mu? Buzla. Belki de biraz dinlenmesi gerek. Sancısı yani, var. Daha iyi olmaz mı? Fazla ateşi çıkıyor. Anlamıyoruz. Olmaz mı? Biz İngiltere'de böyle yaparız. Evrendeki gezegenleri düşünün. Birbirleri içinde hareket eden bir dizi eş merkezli yörüngelerde yer alıyorlar. Büyük Aristo'ya göre bu hareketin yarattığı sürtünme sesi üretiyor. Onun tabiriyle gezegenlerin müziğini. Bazen çok sessiz gecelerde dikkatle kulak kabartırsanız duyulabilir olduğunu görürsünüz. Efendim, ben duyuyorum. İngiltere'deki kızlar buradakiler kadar güzel mi? Daha güzel. Daha mı güzel? Karim, Şalom. Merhaba. Vücutları sütun gibi mi? Ya saçları? Hey. Şelale misali mi? Bazılarının kızıl saçı bile var. Kızıl mı? Hayır, ben buna kızıl inanmıyorum. Mı? Sen ciddi misin dostum? Evet. Hadi. Yarattığı bu çeşitlilik için Allah'a şükürler olsun. Cennette bekleyen bakire kızıl İngilizler için dua edelim. Buraya gelirken geride bir kız bıraktın mı? Aslında bıraktım. Tanıdığım en güzel kızı. Akıllı, nazik. Akıllı. Bunu söylemiştin dostum. Evet ve çok güzel. Bunu da söylemiştin. Orada olsaydım kızı elinden alırdım. Önce ben seni öldürürdüm. Bu
Bugün zalimlerin zindanlarında esir tutulan kardeşlerimiz için dua edelim. Bunun için ne suç işlediler? Birilerini mi öldürdüler? Hayır. Kadınların ırzına mı geçtiler? Hayır. Tek suçları Allah'ın kutsal kitabı Kur'an'ın kurallarına uymaktı. Allah'ım, kulların olarak önünde eğiliyor ve soruyoruz. Bu adaletsizliğe daha ne kadar katlanalım istiyorsun? Dürüstlük timsali, cömert insan Bar Kappara'yı çağırıyoruz. Ha, Mirdin. Saygıdeğer Bar Kappara. Lütfen sizleri tanıştırayım. Bu benim dostum ve sınıf arkadaşım Benjamin oğlu Yese. Buraya İngiltere'den geldi. İngiltere'den ha? Medreseye kabul edilen her Yahudi ile gurur duyarız. Müstakbel eşim de bir İspanyol. Sizi tanıştırmama izin verin. Rebecca, gel. Dostlarımızla tanış. Shalom. 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 Umarım ikiniz de düğünüme katılma şerefini bahşedersiniz. Ah, çok iyisiniz. Ah, kutlanacak çok şey var. Rebecca'nın İsfahan yolunda hayatta kalması bir mucize. Korkunç bir kum fırtınası bütün kervanı dağıtmıştı. Beni cesur rehberimiz kurtardı. Bir de küçük kızı. Şükürler olsun. Dostum, bekle biraz. Konuşalım. Şimdi o anlaşmanın ne olduğunu biliyorsun. Evliliğin kutlu ve mutlu olsun. Müstakbel eşimle beraber buradan gitmeden önce bir iki şey daha söylemek istiyorum. Hey, yakışıklı. Evet, çok yakışıklı. Şuna baksana. Üzgün görünüyordun. Önemsediğim birini kaybettiğim için. Ama şimdi de beni buldun. Hayatta ne bulabiliyorsak almak zorundayız. O yüzden önce ne bulabileceğimize bakalım. Tamam? Sana söylüyorum, ben kimse için bedava uzanmam, tamam mı? Lütfen sessiz ol. Acıyorum. Rahatsızlığı nedir? Henüz bir teşhis koyamadım efendim. Efendim mi? Öğretmeni sensen o manyağı beni bırakmasını söyle. Gece neredeyse bitmek üzere ve cüzdanım hala boş. Meraklanmana gerek yok çocuğum. Bu genç adam seni buraya getirdiyse bu iyi bir sebepledir. İyi sebebin nedir? Bu geceyi atlatamaz. Bana oldukça sağlıklı gibi görünüyor. Bu açıklayabileceğim bir şey değil.
Ben artık gitmeliyim. Güzel Gonca'm. Senden bu iyiliği istiyorum. Değerli zamanının bir kısmını öğrencime ayırmanı rica ediyorum. Ah, bir hanımefendiyle böyle konuşulur. Hey, insanlar onları çıkarmam için bana iyi para öder. Bakın. Eczacıyı uyandır. Çantamı getir, acele et. Nereye gidiyor? Hayatını kurtarmaya. Bu bir ön seziydi, değil mi? Bir an için zaman durmuş gibiydi efendim. Gerçeklik perdesi ardını görmem için bir peçe gibi kalkıverdi. Orada gördüğün neydi? Bir şey görmedim. Sadece hissettim. Ölümün geldiğini biliyordum. Bu ilk annemde olmuştu. Karın ağrısından ölmüştü. Bu bir lanet. Bir lütuf. Bu gece bir kızın hayatını kurtardın. Sayısız başarısızlık içinde bir ilk. Belki. Ama bu doktorun katlanmayı öğrenmesi gereken bir şey. Ölüme düşmanınmış gibi bakamazsın. Nasıl bakmalıyım? Dost gibi mi? Bütün o yıldızların ve gezegenlerin yörüngelerini hesapladım. Kitaplar dolusu hesaplamalar. Buna rağmen yaratılışın gerçek sırrını ancak anlayabildim. Bilmediğiniz çok şey olması sizi de kızdırmıyor mu? Hayır. Beni büyülüyor sadece. Bu dünyanın gizemsiz ne kadar sıkıcı olacağını düşündürüyor. Efendim, annemin karın ağrısını iyi edebilir miydiniz? Bu bilgimizin ötesinde. Belki bir yüzyıl sonra, belki bin yıl. Geldik. Yavaş. İbn-i Sina. Sanırım Şah beni çağırıyor. Asla beş adımdan fazla yaklaşma. Asla gözlerinin içine bakma. Eğer soru sorarsa hep kısa cevaplar ver ve sözünü majesteleriyle bitir. Yes, sir. Hadi ilerleyin. Acele edin. Bileğimi incittim. Daha erken gelseydiniz, benim bu Selçuklu'nun kafasını bedeninden ustaca ayırışımı görebilirdiniz. Bunu kaçırdığımız için üzgünüz. Eminim Selçuklu bu cezayı hak etmiştir. Buraya bir barış isteğiyle gönderilmişti. Kellesini bu yüzden mi uçurdunuz? Elbette. Selçuklular durmaksızın sınırlarımızı ihlal ediyor. Bu vahşileri ehlileştirmek zorundayız. Yoksa hasta bir keçi gibi bizi katledecekler. Savaşı en iyi seçenek olarak mı görüyorsunuz? Selçukluların atlarından başka kaybedecek bir şeyleri yok. Oysa sizin koca bir medeniyetiniz var. Böyle mi düşünüyorsun? Barışsever bir kralı yüceltmiş büyük bir sanatçı var mı? Sadece zaferler adıma ölümsüz bir şan kazandıracaktır. Bana katılıyor musun? Ben hekimlik öğreniyorum efendim. Ölümsüzlük hakkında hiçbir fikrim yok. Duydunuz mu? Huzurumda açık bir dille konuşmaya cüret edebiliyor. Sarayım bu küstahlık karşısında yıkılmaz umarım. Nerelisin? Buraya İngiltere'den geldi majesteleri. Orayı okumuştum. Dünyanın bir ucunda yarı çıplak paganların Sezar'ın lejyonlarına karşı koyduğu barbar bir ada. Yurttaşlarım artık giyiniyorlar. Ey insanların koruyucusu. Söyle. Doğuya yaptığın bu yolculukta
İlginç ülkeler gördün mü? Sayamayacağım kadar çok. Mütevazı bir öğrenci bile şahtan daha çok yer görüyor. O kelleyi Selçuklulara geri gönderin. Oğlum bir kahraman gibi gömülmek zorunda. Şahıma Selçukluların liderinden ne mesaj götüreyim efendim? Sen kendini yorma. Mesajımı ben gönderirim. Vebadan kıvranan bir kardeşimizi getirin. Böylece iğne gözün merkezini deler. Ardından bulanık merceği göz bebeğinin ardına iter. Bu güneş ışığının hastanın gözüne ulaşmasını sağlar. Efendim, bugün pazarda biri öldü. Her yerinde çıbanlar var. Hey! Her şey alın! Bir şahin gagası insan kafatasını delebilir. Bunu biliyor muydun İngiliz? Lütfen majesteleri. Şehir surları içinde bedeni çıbanlarla kaplı ölüler olduğunu duyduk. Şehri acilen tahliye etmek zorundayız. Bu şehir 100 yıldan uzun süredir salgınlardan korunuyor. Babam bile vebanın sadece adını duymuştu. Ama oğlu gözleriyle görmek zorunda kalabilir. İmam ve mollaları aşırılığımı cezalandırmak için Tanrı'ya dua etmekteler. Onlara bu iyiliği yapamam. Efendim, yüzlerce, binlerce kulunuz ölecek. Halkım sağlıklıdır. Yaşayacaklar. Şahinimi rahatsız etmeyin. Bu saçmalık bitmiştir. Salgın zengine ya da fakire bakmaz. Sıradan biri de olsanız devletin başı da İsfahan'a kadar ulaştı. Surlar ne kadar kalın olursa olsun efendim. Beni tehdit mi ediyorsun İngiliz? Bu tehdit değil efendim. Bu gerçek. Galen'e göre veba salgınının birinci nedeni sağlıksız beslenmeydi. Hipokrat ise Mars, Jüpiter ve Satürn'ün farklı dizilmelerinden kaynaklanan depremlerin ardından yer altından yükselen kötü havaya bağladı. Hemfikir oldukları tek şey ise hastalığın ilk görüldüğünden 12 saat sonra yayılmaya başladı. 12 saat beyler. 12 saat. Lütfen beni dinleyin. Majestelerinin emriyle medrese av gezisi sırasında şaha eşlik edecektir. Lütfen şaha özürlerimizi iletin ama ona katılamayacağız. Emre karşı mı geliyorsun? Bizler hekimiz, avcı değil. Cevabınızı ileteceğim. Biliyorum.
Neden burada kalıp tedavisi olmayan bir hastalıkla savaşmak için hayatımı riske atayım diye düşünüyorsunuz? Cevabı kendimiz bulmalıyız. O yüzden gitmek isteyenler şimdi gitsin. Kalanlar yanında yer alıp ölümle savaşacak. Ya biz yeneriz ya da o bizi yener. Burada ne zamandır pire var? 12 saat neredeyse bitti. Belki merhametin sahibi bizi bağışlar. Şahla hava çıkmak burada kalıp risk almaktan daha iyiydi. Elbette. Senden ve Mirdin'den son günlerimde ne kadar kötü bir doktor ve korkak olduğumu dinlemek için. İki Yahudinin hakkında ne düşündüğü neden bu kadar önemli? Hayır. Arkadaşlarımın hakkımda ne düşündüğü önemli sadece. Yardım edin, yardım edin. Yatırın hemen. Dediklerine göre Selçuk da ölmeden önce kadının üstüne tükürmüş. Herkesi öldürmüyor. O çocuk yaşayacak. O kadın ve şu iki adamsa... Dur. Ölecekler efendim. Her birinin hayatı için savaşacağız. Duydun mu beni? Her biri için. Evet efendim. Askerler bütün kapıları kapatıyor. Buraya veba ile hapsolacağız. Siz geçebilirsiniz. Durdurun onları. Geri gönderin. Geri gidin. Geri dönün. Sadece saray halkından olanların şehirden çıkmalarına izin var bayım. Ben de saray halkındanım. Tamam geçin. Sürgüleyin. Çıkışı tutun. Anne. Baba. Lütfen merak etmeyin. Hepsi birkaç gün sonra geçmiş olur. Kendinize çok dikkat edin. Siz de. Mirdin. Hemen kefilinin evine gitmelisin. Barkapara şehirden ayrılmamış mıydı? Ayrıldı, evet. Yese. Ateşi düşürür değil mi? Senden iyi hekim olur. Senin iyi Yahudi bu mu? Kötü göründüğünü kabul ediyorum. Sen öyle bırakıp gider miydin? Hayır. Bunu hiçbir dürüst koca yapmaz. Bağlayın. Çıbanları kaşımaması gerekir. Kendiliğinden patlamalılar. Ah. Ah. Ah.
Neden sadece kesip atmıyoruz? Kökleri derinde. Hangi uzmana göre efendim? Hipokrat'ın ta kendisi bunu bir ağacın köklerine benzetir. Bunu kendi gözüyle görmüş mü? Hipokrat'ı mı sorguluyorsun? Bana bütün dogmaları sorgulamamı öğrettin. Kaynak ne olursa olsun. Daha derin. Ya insanlar köpeklerden farklıysa? Çıbanların içimizde kök salmadıklarını düşün. Hayır. İmha edebileceğimizden çok fazla ceset var. Senin önerdiğin şeyi Allah yasaklamıştır. Musa da yasaklamıştır. İsa Mesih de. İnsanlar ölüyor ve biz sadece izliyoruz. Bu nasıl Tanrı'nın isteği olabilir ki? Tam 113. Bunlar bugün ölenler sadece. Bütün şehri ele alacak olursak muhtemelen bu sayı günde 1000 ölümden fazladır. Denizi kovayla boşaltmaya çalışıyoruz. Ama boşaltıyoruz her şeye rağmen. Denizci Simbad'ın anlatacağı bir hikaye var. Hayatının hikayesi. Yaz boyunca evini hep açık tuttu. Düzenlediği eğlenceleri hep en görkemlileriydi. Paranın satın alabileceği her şey hizmetindeydi. Hayatındaki iyi şeyleri misafirleri için harcıyordu. Çok sayıda köylüsü, kölesi ve sayısız çalışanı olan biriydi. Bahçeleri çok çeşitliydi ve güzeldi. Efendim. Ne? Ölülerin kefenleri pirelerle kaplanıyor. Ben vebanın pirelerle yayıldığını düşünüyorum. Hasta öldüğünde beden soğuyor, bitler de yeni kurbanlar buluyorlar. O halde her ceset bir tehdit. Bu tarafa, çabuk. Evet, ateşe. Atın. Hadi. Harika. Şimdi de kadınlara benziyor. Ölmekten iyidir. Hepimiz ölene kadar tatmin olmayacak. Cennette onca vakire seni bekliyor. Kaç demiştin? Kimi 99 diyor, kimi 20. Seninkiler ne diyor? Hiç. Hiç mi? O zaman ölmenin amacı ne? Tanrı'yla yürümek. Efendim. Piresi. Genelde farelerde bulunur. Baylar, güçlü bir zehir hazırlıyoruz. Evet efendim. Satış yaparken dürüst olun. İnsanları kandırmayın. Taze mallar satın. Dürüst olun. Kimseyi kandırmayın.
Allah'a şükürler olsun. 110 ölü. Düne göre düşük. Ölü sayısı azalıyor. Beni duydunuz. İş başına. Oyalanmayı bırakın. Hadi. Daha iyisin. Diğer hastalar onları ihmal etmenden şikayetçi değil mi? Ben her hastaya eşit davranırım. O halde onlara da saatlerce okuyorsun. Yardım olacaksa. Bir dilek hakkım daha var mı Cin? Yoksa hepsi bitti mi? Çok güzel. Dağlardaki karları bile görebiliyorum. Aşağıdaki her şeyi unutmana yardım eder. İsfahan nasıl bir günah işledi ki Tanrı böyle bir ceza verdi? Seni bana verdiği için duacıyım. Hasta zamanlarımda karı ve koca olduğumuzu hayal ettim hep. Çocuklarımız olduğunu. 4 çocuk. Ve bir şifacı karavanıyla mı dolaşıyorduk? Hayır. Çok büyük bir şehirde yaşıyorduk. Medrese inşa ettiğin yerde. Tek başıma mı yaptım? Ben de yardım ettim. Yese, bunu görmen gerek. Hey, acele edin hadi. Hadi gelin. Hadi aşağı. Buradan. Hadi. Evet, hey tamam içmeyin. Hadi. İzin verin, izin verin. Dur. Buradan gitmemiz lazım. Hadi. Marka para. Marka para. Hadi. Tamam. Hadi ayağımıza dolaşma hadi. Hadi. Al şunu. Yusuf. Yusuf. Hadi. Hadi. Yusuf. Yusuf. Hepsi hayatta. Bu taraftan. Hadi. Evet. Hadi buraya gelin. Şuna bak. Tam bir. Evet. Çok kalabalık. Yusuf gördün değil mi? Doktor. Doktor. Hasta var. Gelin burada. Karim. Bana öyle bakma. Gideceğim yerde şarap akan bir nehir var. Ve kadınlar. Şah'ın haremindeki kadınlardan daha güzeller. Belki kızıl saçlı olanlar bile vardır. Bize can veren Allah'tır. Sadece O geri alabilir. Neden hep verdiğinden fazlasını alır?
Eve dönmemek için nedenler arıyorum. Sana uzun ve mutlu bir hayat dilerim Yese. Bunu hak ediyorsun. Dünya adil bir yer olsaydı, size boyun eğerdim. Ama değil. Kalkın, ayağa kalkın İsfahan'ın kahramanları. Katılmamız gereken bir kutlama var. Ne güzel değil mi ya? Şarap ister misin? Neden üzgünsün? Bizi kurtardınız. Minnettarlığımız için sen de içmeliydin. Şarabımdan bir yudum bile almadın. Majesteleri. Keyfine bak İngiliz. Babam hep derdi ki, duygularla hareket etmek gerçek bir krala göre değildir. Bunu da çocukluğumda kalbimden söküp attı. Beni idamlara götürüp izlettirdi. İnsanların hayatları için yakarışlarını izledim. Çürüyen cesetler üstüne üşüşen sinek yığınlarını ve zaman geçtikçe gördüklerime iyice alıştım, kokuya ve çığlıklara. Bir şey hissetmez hale geldim. Babam ölümü bu uğurda çok çalışarak başarılı bir hale getirdi. Ve şimdi şah benim, bu toprakların tek kralı. Hissizliğin kralı. Kahraman arkadaşının adı neydi? Karim. Yeni arkadaşın ben olabilirim. Benjamin oğlu Yese. Ve belki bir gün ölümün için gözyaşı dökebilirim. Aristo dünyanın bir başlangıcı olmadığını söylediğinde bir yaratıcının olmadığını savunmuyordu. O sadece yaratıcıyı atıl olma yükünden arındırmayı dilemişti. Hepsi bu kadar. Tamam oldu o zaman. Evet. Güzel bir dersti değil mi? Senden özür dilemeliyim Yese. Niçin? Seni Aristo ile bir tutmadığım için. Veba geldiğinde hepimiz denizin üstünlüğü karşısındaki bir plaj kadar çaresizdik. Akıntı üstümüze geldi ve halkımızı alıp götürdü. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yalnızca Allah'ın verebileceği ilacı istersin. Gerçek bu. Hiç isteklerinden şüphe ettin mi? Her sabah ve her akşam. Arada düşünemeyecek kadar çok çalışıyorum. Bugün yeni hastalarımız geldi. Sana kırık bir kalça, iltihap ya da akut seviyede karın ağrısı verebilirim. İyi günler efendim. Adım Benjamin oğlu Yese. İzninizle bugün sizi tedavi etmek istiyorum. Bana Kasım de. Tamam. Ağrını dindirecek bir şey vereyim mi Kasım? Seninle hala konuşabilecek miyim?
Hayır, afyon duyularınızı uyuşturur. O halde bu cömert teklifini maalesef geri çevirmek zorundayım. Bugün bir merdivenden düştüm. Merdiven mi? Evet, ruhumu cennete çıkaracak bir merdiven. Son derece uzun ve düşmesi bir o kadar kolay. Böyle de olsa sizi muayene edip sorular sorabilir miyim? Bu zamanımı kısaltacak mı şeyden önce? Yese, ölmek üzere olduğumu biliyorsun değil mi Yese? Evet. Seni korkutmak istemiyordum. Benim için bir iyilik yapar mısın? Öldüğüm zaman cesedimi bir tepeye götür ve kuşlara yem et. Yakılmak ya da gömülmek istemiyor musunuz? Biz zerdüşler ölü bedenlerimizi akbabalara bırakırız. Onlar ruhlarımızı dünyevi kalıntılardan arındırır. Ya reenkarnasyon? Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ruhun ölümsüzlüğünden şüphe duyarlar. Her ihtimale karşı giderken kemiklerini de götürmek isterler. O halde bedeninizi umursamıyorsunuz. Tanrı bunu ne diye istesin ki? İçi meyve doluyken evi ne yapsın? Yese. Yese. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Teşekkür ederim. Umarım cennetini bulursun dostum. Tanrım sen bana güç ver. Birlikte yatmayalı çok uzun zaman oldu. Bu bir süre daha beklemek zorunda. Neden? Çünkü adetim var. Kocam kendini kirletmemeli. Devam ediyor mu? Üzgünüm. Önemli değil. Hizmetçiye senin için diğer odayı hazırlamasını söylerim. Akciğerler önünde, midenin olduğu,
göğüs kafesi içinde ve kalbin altında yer alan büyük parçalardır. Boğazdan geçen bir boru ikiye ayrılarak ciğerlere ve mideye gider. Tekrarlayın. Ciğerler. Kalp. Kalp. Mide. Mide. Yutak. Yutak. Hangi günah için Allah bizi bebayla cezalandırdı? Neden kadınlarımız ve çocuklarımız ölmek zorundaydı? Çünkü biz günah işledik. Günah işledik. Size sesleniyorum din kardeşlerim. Üniversitedeki şehrimizi yozlaştıran tanrısız filozofların günahları yüzünden onlar şehrimizi kirletiyor. Evet. Yüce Allah bizden artık gözlerimizi açıp düşmanımızı görmemizi istiyor. O bize içgüdüyü ve bilgeliği bahşetti. Onun varlığı sefaletimizin sorumlularının kim olduğunu görmemiz için yeterlidir. Allahu Ekber. Dün aldım ama olmadı. Bir daha aldıracağım. Evet. Üstüne olmadı. Evet. Gördün mü şunu? Verdin. Gidin siz. Neler oluyor? Bütün gece neredeydin? Kütüphanede çalışıyordum. Bütün şehir silah sarılmış durumda. Mollalar sokakları ele geçirdiler. Yanlış taraftasın Davut. Belki. Bir gün Kur'an bu tanrısız üniversitenin duvarları içinde yerini alacak. Ben de buranın başı olacağım. Size Tanrı'nın sözleriyle geldim Selçukluların babası. Onun kılıcını getirdim, dinin koruyucusu. İsfahan'daki inananların yardımınıza ihtiyacı var. Bana güçlü bir hakim arayan, kaos içinde bir şehir vaat ettin. Susuzluktan ölmek üzere su arayan bir adam gibi. Şah'ın yönetimi altındaki İsfahan şehri çölde sahipsiz, ahlaksızlık ve dinsizlikten çürüyor. Ama Selçuklular Şah'ı ve Yahudileri şehirden sürdüğünde İsfahan bizim dinimize geçer ve onu temiz bir şekilde tekrar inşa edebiliriz. Ya Selçuklular? Tüm İran'ı fethedebilir. İsfahan ilk adımınız olur. Ordumu 10 gün içinde bekleyin. Bu en büyük onur olur. Benjamin oğlu Yese, bizimle geliyorsun. Sayısız insana saldırdı ve öldürdü. Çevredeki bütün köyler korkudan terk edildi. Sonunda can sıkıntım bitiyor. Kan hala ıslak. Çok güzel. Onu yakalamalısınız lordum. Sarayınıza götürmelisiniz. Orada altın bir kafeste şişmanlayıp yaşlanacak. Hayır. O şanlı bir ölümü hak ediyor. Bunu ondan almayacağım. Efendim ne yapıyorsunuz? Endişelenme İngiliz. Biz insan yiyen hayvanlar birbirimize hep saygılıyızdır. Allah senden daha güzel bir canlı yaratmadı. Gözlerin hala bu dünyada, Benjamin oğlu Yese. Öteki dünya çok daha güzeldir. Sadece aşırılık yolu seni bilgelik sarayına götürür. Siz acı içindesiniz, size bakmadım. Efendimizin sağlığı kutsanmıştır genç adam.
Büyük hastalıklar ondan korkarlar. Durma, devam et. Arzularını dindir. Hepsi çok güzeller efendim ama ne? Ben... Kadın bedeninin senin için bir çekiciliği yok. Haksız mıyım? Yakında dönmemiz gerek. Yalnızca şah konuşmayı bitirebilir. Sen şah mısın? Hayır. Bir günde canımı sıkmayı başardın. Karınızı yalnız muayene etmeme izin verir misiniz? Elbette. Kocanı tebrik etmek isterdim. Ama bu çok da gerçek olmaz, değil mi? Kimi tebrik edeceğini biliyorsun. Kocan seni parçalayacaktır. Daha fazlasını isteyemem. Saf olma. Seni heyetin eline devredecek ve onlar hakkında karar verecekler. İkimiz de bunun ne olacağını biliyoruz. Ben eve gitmek istiyorum. Bu bizim tek şansımız. Kocanla bu gece yatmak zorundasın. Döndüm yaşlı dostum. Hadi çalışalım. Rebecca. Düzenbaz olduğunu hep bildim ama en çılgın hayallerimde bile seni büyücü olarak görmemiştim. Götürün onu. Yese? Rebecca. Kocana sırlarını anlatma vakti geldi. Beni tutuklamaya hakkınız yok. Şah bu yüzden sizi cezalandıracak. Şah'ın dönemi bitti. Şimdi sadece Allah var.
Doğmamış birini öldürmek Tanrı'nın isteği olamaz. Başka bir çözüm yok. Ama çocuk onu buradan süremez mi? Hem bir İngiliz'den bize... O bir bebek, masum bir bebek. Nedin? Bebek hazineden suçlu bulundu. Yarın sabah ölmüş olacak. İyi bir yolcu olacağını söz vermiştin. Ondan uzak durmaya söz vermiştin. Ama ona bu utancı yaşattın ve şimdi hamile. Ne yaptın Yese? Tanık Davut Hüseyin kalksın. Bu adamlar Allah'a karşı geldiler. Bir cesedi keserek kirletip kutsala saygısızlık ettiler. Suçlamanız için kanıtlarınız nedir? Kötülüklerini kaydettiler. Bu çizimler cesedin içini gösteriyor. Hekim İbn Sina ve Yahudi öğrencisi cesedi bilhassa bu maksatla kesip açtılar. Bu çizimleri nereden buldun? Tutuklandıktan sonra İbn Sina'nın evini aradım. Yalancı! O çizimleri ben yaptım. Onları benden aldı. Bunların bir delinin hayal gücü ve afyonun sonucu olmadığına emin misin peki? Kendiniz görün. Tanrısız medresenin yüzüdür. Bu orada çalışan tanrısız Yahudilerin yüzü. Bu onların tanrısız hocasının yüzü. Hayır. O ölüyü tek başıma parçaladım. Böylesi bir cüreti ustasının onayı olmadan gösteremezdi. İbn Sina'nın elinde bıçak veya kalem olması bir şey değiştirmez. İbn Sina suç ortağıdır. Bu kadar iğrenç bir suç için tek bir karar verilebilir. Mahkeme ikisini de ölüme mahkum etmiştir. Hayır, korkunç bir hata yapıyorsunuz. Yapmayın, o zamanımızın en bilge adamıdır. Bu, Yahudilerin şehrimizde yaşamasına izin vermemizin sonucu. Ruhlarımızı zehirleyip, inançlarımızı zayıflatıyorlar. Ben Yahudi değilim. Ben Yahudi değilim. Yahudi değilim ben. Ben Yahudi değilim. Ne dedin? Ben Yahudi değilim. Ama Yahudi toplumu da gazabınızı hak etmiyor. Benim adım Benyamin oğlu Yesed değil efendim. Adım Rob Kol. Ben Hristiyanım. İngiliz kilisesinde vaftiz edildim. Cennetteki babamız, oğul ve kutsal ruh adına. Güzel performans. Bu gerçek. Görelim mi? Bana Yahudi gibi geldi. Bu kadar saçmalık yeter. Götürün onları.
Beni affet. Seni affetmemi nasıl beklersin? Benim en iyi öğrencimdin. Tanrı sana benzersiz yetenekler vermiş. Görevin tıbba hizmet etmekti. Rob Cole hayatı boyunca çalışıp insanları iyi etmek için çalışmalıydı ama sen düşüncesiz davrandın. Şimdi bunun için öleceksin. Neye benziyor? İçim mi? İkisi de hem güzel hem ürkütücü. Devam et. Kalbi gördüm. Tarif et bana. Aralarında aşılmaz bir duvar olan iki bölmesi. Kan bir taraftan diğerine nasıl geçiyor? Ciğerler yoluyla. O halde insandaki dolaşım sistemiyle ilgili tüm teorilerimiz yanlış mı? Efendim. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey kitaptaki gibi değil. Hiçbir şey. Devam et. Tek bir detayı bile atlama. Bir ayağı iltihap toplamış gibiydi. İçerideydi ve bana göre onu öldüren şey buydu. Beni istemişsiniz. Bir mahkeme yüzünden geciktim. Duydum. Önce vaizdin. Şimdi yargıç. Sıradaki adım ne? Allah nereye gönderirse orada hizmet etmek. Mütevazı bir hizmetli için büyük bir kibir. Başını ayaklarının önüne sermeliyim. Ama seni şehitlik sıfatıyla onurlandırmayacağım. Buraya bunun için mi çağrıldım? Korku yüzünden yapmadığın her şeyi anlatman için mi çağrıldım? İbn Sina'yı serbest bırak ve hemen. Yüce Allah'ın hükmünü iptal etmek dine küfretmek olur. Bu benden çok daha cesur birini gerektirecek bir şey. Tanrı'nın gazabından korkmayan birini. Biz burada konuşurken Selçuklu ordusu bizi zalimin zulmünden kurtarmak için şehir surları önünde yerini alacak. Her şey için. Ben teşekkür ederim, Rob Cole. Bütün öğrendiklerin için.
Hekimler bir karara vardılar. Karın ağrılarım var. Bir gün daha yaşayamam belki de. Sadece sen bu hastalığın nedenini kendi gözlerinde gördün. Beni kesip açacak nedenini bulacaksın. Bu imkansız. Bunu daha önce yaptım. Ölü biriyle majesteleri. Devletin başı bu gece giderse ordu Selçuklulara teslim olur ve mollalar karşılarına çıkacak herkesi öldürür. Özellikle de Yahudileri. Yoksa bir Hristiyan Yahudilerin kaderini hiç umursamıyor mu? Önce bana yardım etmelisiniz. Dağılın buradan. Bu kadın efendimiz Şah'ın koruması altındadır. Onu hemen serbest bırakın. Mirdin Asgari hanginiz? Mirdin, Rebecca nerede? Annemle birlikte. Yardımına ihtiyacım var. Senin gibi bir yalancı ve haine yardım etmek için bir sebep göremiyorum. Şah'ın karın ağrıları var. Bu durumda benim ya da başkasının yardımına ihtiyacın yok çünkü o ölecek. Efendim. Şah'ı kesip açacağız ve rahatsızlığını gidereceğiz. Delirdiniz mi siz? Evet, sanırım hepimiz biraz delirdik. Sıradaki sensin. Adamlarınızı gönderin buradan. Başaramazsan birileri seni cezalandırmalı. O yüzden Şah'ından uzun yaşamayı hiç istemezsin. İşte böyle. Anladım. İngiliz. Bu gece Şah sensin. Ben senin kulunum. Fazla zamanımız yok. Hadi hadi getirin. Bu tarafa su getirin hadi. Acele edin ya. Getirin suyu getirin. Hadi, hadi sen de. Yüklenin. Acele et. Durma durma hadi. Acele hadi. Hadi. Evet evet. Buradan. Siz o tarafa. Adamlarımızın bir kısmını karşıdaki tepeliğe yerleştireceğiz. Biz de burada beklemede olacağız. Yahudilerin günahları yüzünden. Çünkü o adamın koruması altında her türlü günah işleme özgürlükleri vardı ve onlar da bunu kullandı. Dostlarımız Selçukluların şimdi yardımımıza ihtiyaç var. Onlar bu hapishanenin duvarlarını dışarıdan yıkarken biz de içeriden ateşle temizlemek zorundayız. Haşem bizimle beraber olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Tehlike büyük. Düşmanımız bize doğru ilerlerken cemaatimize ihtiyacı olan gücü ver. Tanrım, yardımını bizden esirgeme. Tek yumruk olmamız için güç ver bize. Haşem Yazu. Haşem Yazu. Haşem Yazu. Haşem Yazu. Evet, getir onu. Şimdi tamam, buraya koy. Evet, tamam. Gerçekten hak eden insanları taşlayabiliriz. Efendim, bana neşteri verin. Yeah.
Yarayı açık tutun. Görebiliyor musun? Evet ama çok kan var. Kalbin nasıl? Yeterince güçlü. Mirdin, morfin ver hemen. Yani sanırım. Neşteri verin efendim. Artık sargılayabiliriz. Efendim, yaşama şansınızı sürdürmek için dinlenmelisiniz. Ayrılık saatim çoktandır bekliyorum. Sayenizde ölüm meleği beni yatakta eriyen yaşlı bir adam gibi değil, savaş alanındaki kral gibi bulacak. Bana bir armağan verdin. Şimdi ben sana vereceğim. Halkını doğu kapısına getir. Korumalarım size eşlik edecek. Oradan dağlara giden yol açıktır. Söyle, beni nasıl hatırlayacaksın İngiliz? Dost mu yoksa zorba mı? İkisi de.
yapacağız? Acele edin. Çıkarın bizi. Herkes atlarına. Hadi çabuk olun. Çıkış yolu güvenli. Bu tarafta. Hadi. Hızlı olmalıyız. Çabuk. Çabuk olun. Hadi. Aldık efendim. Şimdi ne yapacağız? Doğu kapısına durmak yok. Şehir arkanızda nokta gibi kalana kadar durmayacaksınız. Doğu kapısına. Gel buraya. Majesteleri. Şimdi gidip birkaç satır şiiri yazalım. Tablo güzelliğinde bir zafer kazanalım. İbn-i Sina nerede? Onu medresede görmüştüm. Sina? Hayallerimde öğrencilerin burada 1000 yıl daha çalışmaları vardı. Adımı onurlandıracaklardı. Ama bu kibir yok edilmek zorundaydı. Başka bir hükümdar size üniversite inşa edebilir. Kimsenin ayağına kapanamayacak kadar yaşlandım. Ne yaptınız? Buna son sınavındı. Çünkü korkacak bir şey kalmadı.
Ölüm bir eşiktir sadece. Kalp durduktan sonra hepimizin sessizce geçip sürükleneceği bir eşik. Son nefesimizle birlikte ebedi huzura kavuşacağız. Hatalarımı düzelt. Kendi çizimlerine ekle. Burada öğrendiklerimizi bütün dünyaya göster. Hekim Rockall. Bir kez olsun dediğimi yap ve git. Bizi artık eve götürür müsün? Nereye? Nereye olursa. Evimiz artık seninle. Onu şimdiden özledim. Hayır, biz unutmadığımız sürece kimse gerçek anlamda ölmez. Ruhu yaşamaya devam edecek. Ama onu diri tutmak senin ellerinde. Nasıl yapacağım bunu? Büyük bir hekim olarak. Bu gözler Tanrı'nın bu dünyada görmemizi istediği her şeyi gördü. Kimsenin hayatı boyunca görmek istemeyeceği pek çok korkunç şeyle beraber. Ama hiçbir yerde... Londra'da gördüklerim kadar birbirinden güzel kızlar görmedim. Toplanın! Susun ve beni dinleyin. Sorun ne? Bu çöplükte hiç hasta yok mu? Bütün hastalar hastanede. Nerede? Hastanede. Doğudan gelen bir hekim yaptırdı. Hangi doğulu doktor? Hekim Kol. Kol mu? Kendisi, karısı ve bir grup Yahudi. Her şeyi tedavi edebiliyor.
Al şunu. Al. Al şunu. Yolu göster. Bana her şeyi anlat. Ateşlendiğimde gitmiştim. Yatacağın yumuşak bir yatak, sıcak yemekler ve sihirli ilaç veriyorlar. Bazıları da müzik yapıyor. Başka? Doktor Cole her akşam hastalarını görmeye geliyor. İstersen hokkabazlık yapıyor. Olağanüstü hikayeler anlatıyor. Aslanlar, sırtlarında büyük örgüçlü olan atlar, gagalarıyla kafatası parçalayan şahinlerin hikayelerini anlatıyor. Karısı var demiştin. O nasıl biri? Çok güzel. Sen nereden bileceksin? Yaşın kaç? 9 mu? Daha neler? Ben 10 yaşındayım.